Sevgili arkadaşlar, ben size tekrar tekerleği icat etmek istemiyorum. Tekerlek belli, yuvarlak zaten. Yani kural belli. Düşüncenin gücü belli. Sen düşüncenin gücüyle arzuladığın yere ulaşabiliyorsun. Düşüncelerini sağlam tutarak, yani bu mindset dedikleri, hani inanç, düşüncenin gücü, hepsini aynı tencerenin içerisine koyabilirsin. Düşüncenin gücüyle her şeyi yapabilirsin. Yani bu 2022 yılı senin için çok güzel olabilir. Ama düşüncenin gücüyle alakalı bu. Yani güzel hayat yaşayabilirsin. Bolluk, bereketi 2022'de yaşayabilirsin. Gelecek yıl için. Yani şu önümüzdeki yıl için. Veya daha fazla huzur, ailenle beraber daha mutlu olabilmek, daha fazla insanlara belki yardımcı olabilmek, çevrendeki insanlara el uzatabilmek, kaliteni arttırarak tabii. Veya mesleğinde daha başarılı olabilirsin. Veya sağlıklı olabilirsin, daha sağlıklı. Daha güçlü, zinde, bağışıklık sistemini güçlendirmiş bir insan olabilirsin. Bunun temeli düşüncenin gücü, inanç gücü, mindset, bakış açısı, hepsi aşağı yukarı aynı. Bu. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu düşünce gücüne sahip olabilmek için çevrendeki insanların seni aşağı çekmeyen insanlar olması gerekiyor. Senin yoksa düşünce gücün olmuyor ki, düşüncenin gücü olmuyor zaten. Kullandığın kelimenin etkisi olmuyor karşı tarafa. Bir şey söylediğin zaman etkisi yok. Düşüncenin gücü yok çünkü. Neden? Çünkü aşağı çeken insanlar var o amperi gibi etrafında. Evet hocam, doğru söylüyorsunuz. En yakınım böyle. Benim eşim böyle diyeceksin belki. Benim annem böyle. Belki babam böyle. Belki kardeşim böyle veya abim böyle diyeceksin. Hemen sitem etmeye hazırsın zaten. Biliyorum. Ama şikayet ederek yere varamıyorsun. Ne yapayım hocam? Atsan atamazsın, satsan satamazsın onları. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Sen onları bir bırak, tamam mı? Onlarla uğraşmayı bir bırak. Bakış açını değiştirmeye çalış. Bir kere bu gerçeği kabul et. Bak, bu gerçeği kabul ettiğin zaman zaten düzelme başlıyor. Yani bir gerçeği kabullendiğin zaman, kabul ettiğin zaman içsel, içindeki ve dışındaki bütün kaynaklar devreye giriyor. Bak, bütün sistem devreye giriyor ve problemi çözüyor. Sadece bunu bil yeter. Yani bu söylediğimi bil yeter. Onlarla uğraşmayı bırak. Onlardan kurtulmayı da bırak. Beynini temiz tutmaya çalış. Gönlünü temiz tutmaya çalış. Peki nasıl temiz tutacağım hocam? Diyeceksin. Ben sana söyleyeyim. Ne yapacaksın biliyor musun? Bir kere küçük Emrah modundan, yani bu kurban rolünden çıkman lazım. Küçük Emrah modu kurban rolü demektir. Tamam mı? Acıların çocuğu olmaktan kurtulman lazım. Şikayet etmeyi bugün bırak artık. O yaptı, bu yaptı. Bana haksızlık yapıldı. Hep ben dayak yedim. Yok bilmem ne. Hakkımı yediler. Çaldılar, çırptılar filan. Bunu lütfen bırak bugün. Bugün onu bırak. Bu şekilde başlıyor. Birincisi bu. İkincisi, beynine zehri, şırıngayla, tamam mı? Zehir, kötülük, negatif olayları beynine pompalamalarına müsaade etme artık. Yani kötü haberler, yani ana akımın verdiği haber kanallarını kapat. Kapat. Çünkü onlar kötülük pompalıyor. Hep karamsarlık pompalıyor, hep korku pompalıyor, hep çaresizlik pompalıyor. Sadece o mu? Hayır. Diziler var ya, diziler. Diziler zinayı pompalıyor beynine. İhaneti pompalıyor. Eşine güvenmemen gerektiğini pompalıyor. Arkadaşların sana ihanet edebileceğini sana yüklüyor. Seni korkutuyor sürekli. Olmayan olayları sanki varmış gibi beynine pompalıyor. Dizileri de bırak. Başka ne bırakacağız hocam? Bir şey kalmadı ki. Sosyal medyayı da bırak. O ne yapmış, bu ne yapmış? Sana ne ya? Sana ne? Onun yatı var, onun katı var, onun uçağı var, benim niye yok? Sen onları bırak artık. Kıyaslamayı bırak. Beklentini sıfıra indir. Ve bir alttakine bak. Alttaki Hindistan'da adam borunun içerisinde kalıyor. Böyle bir borunun içerisine yerleşmiş, ev olarak kullanıyor. Sağa sola açık. Belediye 3-4 hafta sonra kazıp kanalizasyon borusu olarak kullanacağı o beton boruyu ev olarak kullanıyor ve mutlu. Sen nerede yaşıyorsun? Bir ona bak. Üstün kapalı mı? Yağmur giriyor mu odana?
Ekmeğin geliyor mu, suyun geliyor mu? O taraftan bak. Aşağı bak biraz. Tamam mı? Beklentilerini azaltmaya başlayınca gönlün temizleniyor, kalbin temizleniyor ve çaresizlikten kurtuluyorsun. Olayları negatif olarak pompalayanlardan kurtulduğun için sana zehir aktarmıyorlar artık. Senin beynin, gönlün bir rahatlıyor şöyle ve feraset kapısı açılmaya başlıyor. Hani ilham kapısı dedikleri sağ taraf var ya, kalbimizin sağ tarafı var ya, oradan devamlı derman geliyor, devamlı çareler geliyor, oradan bilgi geliyor. Bilinç altından böyle bilgiler geliyor. Nesiller boyunca senin neslinden böyle, tamam, dedelerinden gelen bütün çareler geliyor aslında. Ama müsaade edersen oluyor. Kalbin sol tarafında o korku, kaygı, tedirginlikler, hani o dizilerden yüklenen, negatif haberlerden veya olumsuz insanların söylediği yapamazsın, beceremezsin, sen tavuksun, senden bir cacık olmaz cümleleri kalbin sol tarafında. Ondan kurtulunca, yani gözünü o taraftan bu tarafa çevirdiğin an derman geliyor, çare geliyor, çözüm geliyor, bilgi geliyor, huzur geliyor. Karanlığın, en karanlığın arkasından aydınlık geliyor. Bunun garantisi var sevgili arkadaşlar. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, umutsuzluk ne kadar büyük olursa olsun, muhakkak inananlar için, o bakış açısına sahip olanlar için, mindset'e sahip olanlar için muhakkak bir kurtuluş var. Yani Nuh'un gemisi var diyor rahmetli Sezai Karakoç. Dolayısıyla sen müsaade et. En çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın sen. Sen bu tarafı düzelttikten sonra, yani negatif olayları bıraktıktan sonra, yani o tarafa odaklanmadıktan sonra, çareye odaklandığında, kalbin sağ tarafına odaklandığında güzel günler göreceğini biliyorum. Çareler gelecek. Sen de başaracaksın. O istediğin arzu, o istediğin hedefler var ya, bereket, huzur, mutluluk, bunları mutlaka yaşayacaksın. Doğru yere bakarsan ama, doğru tarafa çevirirsen yüzünü, o zaman olacak bu. Sen de hak ediyorsun, herkes hak ediyor aslında. Güzellikleri, huzuru, mutluluğu, bereketi, başarıyı, herkes hak ediyor. Bunun için biraz önce dediğim gibi kalbinin sol tarafına değil, yani korkulara, kaygılara, negatif olaylara değil, kalbinin sağ tarafı olan çare, ilham kapısı, feraset, bilgi, oraya odaklanmanı tavsiye ediyorum. Bunu yaparsan o zaman zihnin, gönlün, kalbin temizleniyor ve oraya çareler yüklenmeye başlıyor. Bunu belki tek başına yapamayabilirsin çünkü bir çocuğun, şöyle düşünün, emeklemesi gibi düşün. Hemen pat diye koşamayabilir. Yürümesi gerekiyor ilk önce. Yavaş yavaş alışması lazım. Kasları gelişmesi gerekiyor. Bir antrenman gibi. Hani bir sporcu kaslarını geliştirmesi için ne yapıyor devamlı? Bir usulü var değil mi? Antrenmana gidiyor devamlı. Sen de bu şekilde arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Onun senin yanında orada sana hangi kasları nasıl geliştirecek bir uzman olmalı. Çünkü yanlış kaslarını geliştirebilirsin. Hani sen şimdi bir vücut geliştirme yerine başvurdun. Sana bir uzman söylüyor. Bak diyor, bu antrenmanları yapman lazım. Sana bir liste veriyor. Bir plan veriyor. Bizim de öyle bir planımız var. Bir planımız var. Neyi, ne zaman, ne kadar yapmanı sana gösteriyor. Bir rehber gerekiyor. Bir mentor gerekiyor. Çünkü eğer onun dediğini yapmazsan, kendi kafana göre yaparsan, vücudunun bazı kısımları şişiyor, bazı kısımları güçsüz kalıyor. Ondan sonra pat diye insan devriliyor. Dolayısıyla bunun usulleri var. Yani arabayı sürmeyi öğrenmek istiyorsan bir şoför öğretmeni gerekiyor. Kitap okumak ile araba sürmeyi öğrenemiyorsun. Biz yıllardan beri hep bu şekilde rehberlik yapıyoruz. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza, yani bize değer verip bizim eğitimlerimize katılan insanlara böyle adım adım 6 yaşında çocuğa anlatır gibi anlatıyoruz programlarımızda, seanslarımızda, eğitimlerimizde. Bizim sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için yapmanız gereken tek şey var. Bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Formu doldurduktan sonra bir ön görüşme yapıyoruz. Sizin ayak bağlarınız nelerdir? Engelleriniz nelerdir? Sizi ne aşağı çekiyor? Bunları beraber nasıl çözeriz? Bununla beraber içinizde atıl bulunan, yani hiç kullanmadığınız enerji var, potansiyel var. Yazık, günah, israf ediyorsunuz. Duruyor kenarda. Bunları nasıl aktive edip hedefine, Ferrari gibi, Porsche gibi, dünyanın en hızlı arabası nasıl hızlı gidiyorsa onun gibi nasıl ulaşabileceğini size adım adım gösteriyoruz.
O yüzden herkes yapabilir. Herkesin içerisinde bir Seyit Onbaşı var. Seyit Onbaşı 30 kiloyu değil 300 kiloyu kaldırdı. Herkes kaldırabilir. Ama bunun için ne gerekiyor? İnanç gerekiyor. Mindset gerekiyor. Bakış açısı gerekiyor. O zaman oluyor. Mindset is alles diyorlar Almanlar. Bu bakış açısına sahip olduğun zaman sen de ulaşabiliyorsun hedeflerine. Bu bakış açısına sahip olabilmek için de programa katılman gerekiyor. Tekrar bizimle iletişime girmek için bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.